Makedonyalı Büyük İskender, önündeki karmakarışık düğüme bir kez daha baktı. Saatlerdir yaptığı gibi düğümü çözebileceği bir ipucu aradı ama gene bulamadı. Düğümün yüzlerce yıldır çözülmeyi beklediği Sabazios Tapınağı'nda toplanmış olan generallerinin ve Frig soylularının onu izlediğinin farkındaydı. Tapınağın dışındaki binlerce askeri de ondan gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Gordio'nun düğümünü çözmek zorundaydı. 23 yaşındaki genç adam, "Keşke bu işe kalkışmasaydım," diye düşündü. 3 sene önce, henüz 20 yaşındayken Makedonya kralı olmuş, o zamandan bu zamana kadar elde ettiği zaferler onu çoktan efsane mertebesine ulaştırmıştı. İsmi, mazinin şanlı kahramanlarıyla beraber anılıyordu. Kaderini basit bir düğümle sınamaya ihtiyacı yoktu. Fakat dayanamamıştı. İskender, çocukluğundan beri sıra dışı hikayelerin, mitlerin, efsanelerin tutkunuydu. Gordio'nun düğümü de neredeyse üçte ikisini fethettiği Küçük Asya topraklarının en bilindik efsanelerinden biriydi. Rivayete göre kralsız kalan Frigler bir kahine ne yapmaları gerektiğini danışmışlar, kahin de onlara şehrin kapısından giren ilk insanı kral yapmalarını söylemişti. Merakla kapıya koşup beklemeye başlamışlar, bir öküzün çektiği dört tekerlekli arabasıyla şehrin kapısından içeri giren Gordios ismindeki köylüyü apar topar kral ilan etmişlerdi. Tarihe adil lakabıyla geçecek olan Gordios, mükemmel bir yönetim sergilemişti. En büyük eseri, binlerce yıl sonra Ankara olarak adlandırılacak bir şehrin sınırlarında kalacak Gordion şehriydi. Gordios, ismini de verdiği bu şehri Frigya'nın başkenti yapmıştı. Gordios'un ölümünden sonra tahta geçen oğlu Midas da babasını onurlandırmak için onu Frig kralı yapan öküz arabasını tanrıları Sabazios'a adamış, arabayı onun adına inşa ettirdiği tapınağa koydurmuş, kızılcık ağacı dallarından yapılan bir düğümle de sımsıkı bağlatmıştı. Efsanede bu düğümü çözebilen kişinin Asya'nın kralı olacağı söyleniyordu. Sonraki yüzlerce yıl boyunca birçok insan Gordio'nun düğümünü çözmeyi denemiş fakat başaramamıştı. Şimdi sıra Makedonyalı Büyük İskender'deydi. Gordio'nun düğümünün hikayesini çocukken öğrenen İskender, M.Ö. 334 yılında başladığı Asya seferinde Gordion şehrini de hedefleri arasına almıştı. Küçük Asya'nın kalanı gibi Gordion da Perslerin kontrolü altındaydı. Şehir M.Ö. 333 senesinde orduları tarafından ele geçirilince İskender hızla şehre gelmiş ve Gordion'un düğümünü görmek istemişti. "Keşke acele etmeseydim," diye düşündü. Düğüm gerçekten de çözülecek gibi değildi. Kendisini gereksiz yere zor bir duruma sokmuştu. Gordio'nun düğümünü çözmesinin planlarına fazla bir katkısı olmayacak ama çözememesi İskender'i bir ilah gibi gören askerlerinin moralini bozacaktı. Eli alışkanlıkla belindeki kılıcına gitti. Onu bulunduğu noktaya bu kılıç getirmişti. Önüne çıkan her engeli aklının ve kılıcının gücüyle yenmişti. Bunu düşündüğü anda beyninde şimşekler çaktı. Gordio'nun düğümü de bugüne kadar karşılaştığı düşmanlardan farklı değildi. O da sadece aşması gereken bir engeldi. Makedonyalı Büyük İskender, tapınaktaki insanların şaşkın bakışları altında hızla kılıcını çekti ve Gordio'nun düğümüne sert bir darbe indirdi. Yüzlerce yılın yorgunluğu, kılıçtan inen darbenin şiddetiyle birleşince düğüm daha fazla dayanamadı ve ortadan ikiye ayrıldı. Gordio'nun düğümü İskender'in kılıcıyla çözülmüştü. Çözülemeyecek kadar karmaşık gözüken problemlerin beklenmedik bir yöntemle çözülmesini ifade etmek için kullanılan Gordio'nun düğümünü kesmek deyimi o gün doğdu ve hikayesi de işte buydu.